Merhabalar, ben Sistem Lisesi Tarih Öğretmeni Emre Güntok. Bugün Abbasiler döneminde Türklerle olan ilişkiler işleyeceğiz. 9. sınıf konumuz. Daha önce Abbasiler dönemini işlemiştik. Şimdi Abbasiler ve Türkler arasındaki ilişkilere bakacağız. Kısaca Abbasiler anlatılmıştı. Bu dönemde Abbasilerin o ümmetçi politikaları ve Türklerin İslamiyet'e geçişini dile getirelim. Hatırlarsanız 751 Talas Savaşı'nda Abbasilerle Çin savaşıyordu. Bu savaşta Türkler Çin ordusundan ayrılarak, Çin taraflarından ayrılarak Abbasiler, Arapları desteklediler ve savaşı, Talas Savaşı'nı Abbasiler kazanmıştı. Şimdi Abbasiler bu savaşı kazandığında, işaretleyelim, Talas Savaşı'nı kazandığında ümmetçi bir tavırla, ümmetçi bir politikayla Türklere sıcak, yakın davrandı. İşte Türkler bu olaydan sonra, 751'den sonra kitleler halinde İslamiyet'i benimsedi, kabul ediyoruz. Türklerin İslamiyet'i benimsemesi, Abbasiler devletinde siyasi askeri görevlere gelmesi Türklerin bu dönemdeki etkinliğini artırıyor. Türkler için hatta hatırlarsanız Abbasiler ordugah şehirler kurmuştu. Türklerin askeri özelliklerinden yararlanabilmek için. Avasın, Subur, Samarra gibi ordugah şehirler Türklerin, Türk askerlerin barınması için şehirlerdi. Hem Abbasilerle sınır güvenliği sağlarken hem de yapılacak etkilerde ilk giden birliklerdi. Böyle olunca Türkler Abbasiler'de askeri ve siyasi görevler aldılar. Daha önce de demiştim, Türkler askeri ve siyasi görevler alınca siyasi yetki kullanarak kendine devletler kuruyorlardı. Bu devletlere hatta ne diyecektik? Tevaib-i mülk. Şimdi Türklerin Abbasiler üzerindeki halife üzerindeki etkisini artırdıkları en önemli olaysa Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi. Onu şöyle anlatalım. Şii Büveyk oğulları var. Biliyorsunuz Kerbela olayından sonra ayrım kesinleşmişti. Şiiler, Fatimiler falan kendi ayrı halifeliklerini ilan edecekler. Yani Abbas halifesi Şiiler nazarında makbul bir halife değil. Ve Büveyk oğulları Şii olup Bağdat, Abbasların başkentini ele geçirmişlerdi. Bu Abbas otoritesini bitiriyor. 1055 yılında Tuğrul Bey halifeyi müdafaa ederek Bağdat Şiilerden aldı. Halifeye saygınlığını geri kazandırdı. Hatta Halife Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultan ünvanı vermişti. Bu olay sonrası Abbasiler Selçukluların siyasi otoritesini kabul ettiler. Abbasiler Selçuklu üstün siyasi gücünü, dini güç kesinlikle Abbasilerde kalmaya devam etti ama siyasi otorite, siyasi güç Selçukluların olarak varlığını sürdürdü. Böyle olunca da Türkler Abbasiler döneminde siyasi askeri gücü ele geçirdiler. İşte bu şartlarda Türkler bir takım devletler kurdular. O devletleri tek tek görelim. Mısır'da kuruldu bunlar. Mısır'da kurulan Türk devletleri. İlk olarak kurulan devletimiz Tolunoğulları. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet'tir. Tolunoğlu Ahmet Mısır'da Abbasiler valisi iken buranın idaresini Abbasiler adına yürütürken siyasi gücü, askeri güçle pekiştirince dayanamadı Türklerdeki o alışkanlık. Bağımsızlığını ilan etti. Mısır'ı Abbasiler'den kopardı. Bu anlamda Mısır'da kurulan ilk Türk devleti haline geldi Tolunoğlu. Sadece Mısır'da kalmadı, kuzeye doğru yürüdü. Suriye dolaylarını da egemenlik altına aldı. Böylece Mısır ve Suriye Tolunoğullarına bağlı kaldı. Kitaplarda şöyle yazardı, artık bu ifade pek kullanılmıyor. Tolunoğlu Ahmet Mısır'a altın çağını yaşattı. Ne yaptı? Sulama kanalları açtı. Ne demek? Nil Nehri'nin suyunu iç kesimlere taşıyarak tarım havzalarını genişletti. Tarım yapılacak bölgelere su taşıdı. Hastaneler yaptı, camiler yaptı. Mısır'ı bir anlamda yaşanabilir, daha yaşanabilir yer haline getirdi. Mısır'ı imar etti. Hatta en önemli eserleri minaresiyle meşhur İbn-i Tolun Camii'nde yaptırmıştır. Tolunoğlu Ahmet halkın çok sevdiği, saydığı, Türk de olsa bir vali, hükümdar gibi bölgede varlığını pekiştirdi. Türk de olsa dedi çünkü Arap coğrafyasında kendilerinden olmayan bir lider tarafından, Türkler tarafından yönetiliyordu Mısır halkı. Mısır halkı zamanla Araplaşmıştı. Evet, Arap olan Mısır halkı, Türk olan hükümdarları Tolunoğlu Ahmet'i çok sevdi ve bağlılıkları iyiydi. Ama Tolunoğlu Ahmet öldükten sonra halk Arap, yönetim Türk, bu
halkla devlet arasındaki bağ oluşmasını engelledi. Bağlar koptu. Ve gördüğünüz gibi çok uzun ömürlü bir devlet değil. Yıkılışı bu nedenle kolay oldu. Yıkılış için şunu söyleyebilirsiniz. Halk Arap yönetim Türk. Bu da yıkılmayı kolaylaştıran etkenlerden biri. Tolunoğlu Ahmet öldükten sonra Abbasiler yine bölgeye bir başka Türk vali gönderdiler. Ve gönderilen o Türk vali de aynı Tolunoğlu Ahmet gibi bölgede Türk hükümdarlarını, Türk bağımsızlığını pekiştirdi. Kendine bir devlet kurdu. IŞİD'ler, bazen deriz ki AK-IŞİD'ler, kurucusu Muhammed Bin Tuğç'tur. Ama IŞİD'ler dememizin sebebi Fergana, Hazar Denizi'nin doğusunda verilen bir vadidir. Fergana bölgesindeki hükümdarlara IŞİD deniliyor. Muhammed Bin Tuğç babası o bölgeden gelme birisi. Haliyle o bölgenin insanı olduğu için bu adamlar da IŞİD'ler olarak anılmışlar. Mısır ve Suriye'de dolaylarındaki ikinci Türk devletimiz. Bir dönem Hicaz'a, yani kutsal topraklara, Mekke Medine'ye hakimiyet sağladılar ama o hakimiyetleri siyasi hakimiyetten çok daha böyle sembolik bir hakimiyetti. O yüzden kimi kaynaklarda Mısır, Suriye, hatta kutsal topraklara egemen olan ilk Türk devletidir. Duyarsanız çok yanlış değil ama çok da net bir bilgi değil. Ama Hicaz'da da sembolik bir egemenlikleri var. Siyasi otoritede, yaptıkları eylemlerde, yönetimde Tolunoğulların devamı olmayan, onları taklit ederek, onların yaptıklarını yaparak varlıklarını devam ettirmeye çalıştılar. Ama o kadar başarılı olamadılar. Yine halkın Arap, yönetimin Türk olması halkla yönetim arasındaki bağları kopardı. Yine gördüğünüz gibi çok uzun ömürlü bir devlet değil. Yani yıkılışları bu nedenle kolay oldu. Bu kez Abbasiler Bey, Şii, Fatımi devleti yıktı. Mısır'da kurulmuş bir başka devlet ama Türk devleti değil. Hazreti Fatma'nın soyundan geldiklerini söylerler. Şiiliği benimsemişlerdir. Mısır'ı ele geçirerek Şiiliği gelmeye çalıştılar. Büyük Selçuklularla mücadele, Abbas halifesiyle mücadele içinde oldular. Şii, Fatımi'dir. IŞİD'ler yıkıldıktan sonra bölgedeki bir başka önemli devletimiz Eyyubiler. Eyyubi ismi size tanıdık gelebilir. Selahaddin Eyyubi. Birçoğunuz parklardan, bahçelerden ismini duymuşsunuzdur. Ama Selahaddin Eyyubi, İslam tarihinin, Türk İslam tarihinin en önemli komutanlarından biri. Buraya kısaca yazdım ama ben biraz daha detaylı anlatayım. Büyük Selçuklu'ya yıkılırken Atabeylikler vardı. Zengi Atabeyliğinde bir komutandı Selahaddin Eyyubi. Haçlılar Kudüs'ü aldığında Zengiler Kudüs'ü Haçlılardan kurtarmak, İslam dünyasını Haçlılara korumak için mücadele ettiler. Selahaddin Eyyubi de amcasının yanında bu mücadelede devamlı yer almış. Askeri olarak devamlı faal birisiydi. Hatta Şii Fatimiler Abbas halifesini sıkıştırırken, kendi halifeliklerini ilan ederken Selahaddin Eyyubi Mısır'a gönderilmiş Zengiler tarafından ve Şii Fatimi halifesini kontrol altına almayı bile başarmıştı. Zengiler dağılırken Selahaddin Eyyubi amcasının da ölümünden yararlanıp askeri gücü kendi başına kontrol etmeye başladı. Ve Selahaddin Eyyubi Zengilerin dağılmasıyla o ortaya çıkan otorite boşluğunda kendi devletini kurdu, Eyyubileri. Selahaddin Eyyubi önce Mısır'ı ele geçirerek o koruduğu, kontrol altında tuttuğu Şii Fatimi halifeliğine son verdi. Böylece Mısır tekrar bir başka Türk devletine, Eyyubilere geçti. Selahaddin Eyyubi'nin İslam tarihindeki en büyük başarısı, bizim için onu efsaneleştiren olay Hıddin Savaşı'dır. Haçlıların büyük kan dökerek, büyük şiddet göstererek aldığı Kudüs'ü 1187 Hıddin Savaşı'nda Haçlılardan almayı başardı. Avrupalı tarihçilerin de, Avrupalı düşünürlerin de yani çok saygı duyduğu bir hükümdardır. Kudüs'ü alırken Haçlıların yaptığı gibi yapmıyor. Haçlılar Kudüs'ü Müslümanlardan aldığında şehirde ciddi bir katliam yaşandı. Hatta Papa'ya gönderilen mektuplarda yaptıklarından dolayı af dileyen din adamları vardı. Selahaddin Eyyubi böyle davranmadı. Haçlılardan alırken Kudüs'ü şunu söyledi. Dedi ki canınızı malınızı bağışlıyor. Hatta limana kadar ordumla size güvenlik de sağlayacak. Güvenlik içerisinde gemilerinize binin de Kudüs'ü terk edin. Haçlılar Hıddin Savaşı sonrası hiçbir katliam yaşamadan gemilerine binip
Kudüs'ü terk etmişlerdi. Bu da Selahaddin Eyyubi'nin batıda saygınlık kazanmasını sağladı. Selahaddin Eyyubi güçlü bir komutandı, hükümdardı. Ordusunda kölemen dediğimiz, memlük dediğimiz askerler vardı. Selahaddin Eyyubi ölünce o kölemen Türkler, memlükler ayaklanarak Eyyubilere son verdi ve bölgede bir başka Türk devletini çok uzun, daha uzun süre yaşayacak memlükleri kurdular. Şimdi memlükler kurucusu Aybek'tir. Aybek bir memlüktü, yani kölemen demek, azat edilmiş köle olarak Eyyubi ordusunda savaşan askerlerdi. Şimdi kölemen askerler Eyyubilere karşı ayaklanıyorlar ve Aybek komutasında Eyyubileri yıkarak Mısır'ı ele geçirerek Memlükleri kuruyorlar. Memlükler Türk tarihindeki önemli devletlerden biridir. Önemi birkaç açıdan var. Önce şunu söyleyelim. Aybek bir kölemendi. Mesela Selçuklar Oğuz boyu, Osmanlı tartışılsa da Oğuz boyu. Halbuki Türkler de yani belli bir boydan gelmek, belli bir aileye ait olmak, tahta çıkarken, taht kavgalarında, hatta beylikler arası mücadelede belirleyici. Memlüklerin böyle bir durumu yok. Memlükler kölemen oldukları için soylu bir aileden geldiklerini iddia etmiyorlar. Haliyle Memlükler de güçlü olan her komutanın tahta çıkmaya hakkı vardır. O yüzden Memlüklerde çok sık taht kavgaları yaşandı. Bu da aklımızın bir köşesinde oldu. Memlüklerin Türk tarihindeki önemli görevleri, rolleri, Elbistan ve aynı Celtuk savaşlarını kazanmak oldu. Çünkü Anadolu'yu yakıp yıkan İlhanlılar ilk defa Anadolu'da mağlup oldular. Ha, Anadolu'da mağlup olurken Anadolu'daki Selçuklulara ya da Anadolu'daki beyliklere değil, ta Mısır'dan gelen Memlüklere mağlup oldular. İlhanların buradaki mağlubiyeti onların otoritesini de burada yavaş yavaş sonlandırdılar. Bu Anadolu'daki Türk varlığı için önemli bir sonuçtur. Moğollar 1258'de Bağdat'ı alıp Abbas Halifesi'ni sonlandırmıştı hatırlarsanız. Abbas Halifesi de bu ortamda Bağdat'tan çıkıp Mısır'a kaçıyor ve Memlüklere sığınıyor. Memlük hükümdarları hükümdar ama yanlarında devamlı bir Abbas soyundan halife bulundurdular. İslam dünyasında dolaylı lideri böylece Memlükler olduğu halifeyi koruduklarıdır. Bu şekilde varlıklarını uzun yıllar sürdürürken Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferleri sırasında 1516'da Mercidabık'ta, sonrasında 1517'de Ridaniye'de Memlükler Osmanlılara yenildi ve Mısır Osmanlıların olurken Memlükler de siyasi arenadan, tarih sahnesinden çekildiler. Böylece Mısır Osmanlılara geçti. Hatta halifelik de Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlıların oldu. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.